Evet sayın seyirciler, bugün 6 Aralık 2022 Salı. Güzel bir Lefkoşa sabahına sizlere sesleniyoruz. Bugün tabii ki çok kıymetli ve çok değerli bir konumuz var. Sağlık eski bakanlarımızdan ve aynı zamanda Cumhuriyet Türk Partisi Lefkoşa Milletvekili Sayın Filiz Besim. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk, günaydın. Günaydın. Herkese de güzel bir gün diliyorum. Evet. Bugün de gerçekten yağmur dedi meteoroloji ama güzel bir gün. Herhalde meteorolojiye de çok inanmamak lazım. İlerleyen saatlerde belki yağar. Evet, bereketiyle yağsın, İnşallah. Fazla yağmasın, insanları da bunaltmasın. İnşallah. Oradan dua ederim. Fazla yağmasından da korkuyoruz artık. Tabii, değil yani mi? Çünkü altyapıların yetersizliği, hükümet evet. edenlerin beceriksizliği, bunların hepsini bir araya koyduğumuzda insanlar yağmur duasına çıkar. Biz o yağmurların çok yağmaması için dua ediyoruz. Yağsın, kararında yağsın diye. Maalesef yaşıyoruz ama bir haber ya da bedava yaşıyoruz mu derler. Öyle bir espriler falan vardı. Sağ olsun 3 partili Anavatan Türkiye sevdasıyla büyümüş, yetişmiş liderlerimizin, abilerimizin yetiştirdiği bu siyasetçiler bizi yeri geliyor kendi memleketimizden soğutma politikasıyla tabiri caizse tırnak içerisinde Allah sonumuzu ayırsın. Evet Filiz Hanım, hükümetten bahsettik. Tabii ki yerel seçimlerde şu an revaçta seçimin dün itibariyle resmi propaganda süreci başladı. Herkes tabii ki sokaklarda, meydanlarda ve ekranlarda. Şimdi isterseniz şöyle söyleyeyim. Sorayım. Siz iyi bir strateji izlediniz parti olarak. Seçim tarihi daha belli olmadan belki 7-8-9 ay öncesinden mevcut belediye başkanları, olabilecek belediye başkan adayları, hatta belediye meclis üyeleriyle beraber sokağa indiniz ve köy köy gezdiniz parti olarak ve insanların nabzını ölçmeye çalıştınız, dertlerini dinlediniz. Yeri geldiği zaman da politikalarınızı anlattınız. Ve burada işte siz aslında bunu 8-9 ay öncesinde başlattınız. İlk önce sokağa indiğinizde ister genel olarak ister Güzelyurt özelinde nasıl değerlendirirsiniz seçim sürecindeki vatandaşın size karşı bakışını? Evet, öncelikle teşekkür ederim. Elbette bugün burada olmak, sizlerle birlikte izleyenlerle buluşmak gerçekten güzel. Biz 8-9 ay yani bir yıl önce evet Güven Bey sokağa indik. Çünkü aslında anayasa gereği seçimlerin olma tarihi Haziran'daydı biliyorsunuz. Evet. Ve yani biz de bunun hep Haziran'da olacağı öngörüsüyle daha da erken seçim ilan edilmemişti o zamanlar. Evet, bir yıl önce sokağa indik. İyi ki de indik. Çünkü gerçekten hani bir siyaset bu konuda baskı yapmak aslında siyasi partilerin de görevidir. Ondan dolayıdır ki evet bizim erken sokağa inmemiz çok iyi oldu. Ama şöyle de bir şey söyleyeyim. Yani biz Cumhuriyetçi Türk Partisi olarak bu yerel seçimlere çok ama çok önem veriyoruz. Neden çok önem veriyoruz? Çünkü Cumhuriyetçi Türk Partisi gerçekten de yerel yöneticilikte, belediye başkanlıklarında, belediyelerin yönetiminde artık Kuzey Kıbrıs'ta kimsenin de inkar edemeyeceği bir marka haline gelmiştir. Yani birçok başkanımız şu anda başkan olan batık belediyeleri alıp şu anda artıya geçirip hiçbir şekilde işte personel ödeyememe, yatırım yapmama, yani işte Lefke'den başlayın Aziz Başkan'la en batıdan başlarsak değirmenlik Cumhuriyetçi Türk Partisi belediye başkanlığıyla Sayın Benli yani bir köyü bir kent haline getirmiştir. Bu arada Değirmenlik'ten bahsederken Değirmenlik'e girdiğimizde gerçekten sanki ayrı bir yere girmişiz gibi. Evet. Yani başka bir yermiş. Aynen yani aslında Değirmenlik dilim sürçtü. Gönyeli diyordum diye düşündüm ve Değirmenlik dedim. Yani Değirmenlik de Gönyeli de baktığımızda. Aynen yani Gönyeli bir köyden bir kente dönüştü ve gerçekten altyapısıyla, donanımıyla, hani şıklığıyla hepimizin onur gurur duyduğu, personel yapısıyla, mali yapısıyla onur gurur duyduğumuz bir yer. Diğer taraftan sizin de altını çizdiniz Değirmenlik. Yani işte bir şey Osmanlı Şısal'la başladı kesinlikle ve Sayın Ali Karavezirlerle inanılmaz derecede bir atılım yaptı. Oraya gittiğiniz zaman insanların mutlu olduğunu görüyorsunuz. Yani sokakların temiz. Tabii çok özür dilerim. Katkı anlamında bir şey söylüyor ki çok param olduğu zaman ben her yerde her işi yapabilirim. Seçimi kazanabilirim. Belediye başkanlığını alabilirim. Evet. Ama insanlar da bir de bir duruş olması gerekiyor. Evet. Ben Ali Bey'de bunu görebiliyorum. Evet. Ali Bey'le oturmuş bir kahve içmiş insan değilim. Evet. Çay da içmedim. Yemek de yemedim. Evet.
birebir telefonda bir veya iki defa galiba telefonda konuştuk. Yüz yüze gelip tokalaşmadık bile ama adayları takip ettiğim zaman, adaylara baktığımda Ali Bey'in duruşu bir devlet adamı gibi, ciddiliği, işbilirliği ve plan programıyla beraber kendini ve belediyeyi geleceğe hazırlaması ben şahsım adına benim hoşuma gidiyor. Ben seçilecek olan kişinde bunları da ararım. Yani parayı dağıtayım, ben onu yaparım, ben bunu yaparım, hayır tuyut falan değil bu işler. Bu işler oturmayla, kalkmayla, konuşmayla, anladığını anlatmayla, karşıdakinin de anlamasını sağlamayla ve altı dolu bir şekilde yapmak gerekiyor. O yüzden Ali Bey'in bu anlamdaki bütün adaylar içerisinde ayrı bir yeri var desem bence yeridir. Buyurun efendim. Evet, yani kesinlikle öyle. Sayın Ali Karavezirler gerçekten de hani bu uçak alanından ta Lefkoşa'ya kadar gelen bölgeyi çok başka türlü bir yer haline getirdi bize. Hepimizin hani geçmekten mutlu ve huzur duyduğumuz bir yer haline getirdi. Yine Mesarya'nın göbeğinde iki tane belediyemiz, Geçitkale, Hasan Öztaç, Akdoğan, yine bir köyden neredeyse bir kasaba, bir o da bir şehre dönüştü Akdoğan, Ahmet Latif, yani yaptıkları yatırımlarla. Ve Tadip Karpaz'a gidin. Aynı şeyleri yani Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin elinde olan yerel yönetimlerde ciddi bir başarı görüyorsunuz. İşçilerin ödenememe diye bir sıkıntısı yok. İnsanların çok büyük bir şikayeti yok. İlleki sorunlar vardır. Ama belediyecilik anlamında hani bu belediyelerin, bu Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin elindeki belediyelerin en iyisini yapmaya çalıştıklarını görüyoruz. Çünkü Cumhuriyetçi Türk Partisi belediyeleri denetler. Yani Cumhuriyetçi Türk Partisi o başkan seçildi benden varsın nasıl yapsın değil. Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin belediyecilik vizyonu altında ciddi bir manifestosu var, ciddi bir stratejisi, programı var ve bu belediye başkanları da bunları uygular, uygulamakla yükümlüdür. Hal böyleyken ve ülke bu kadar da böyle kötüye giderken, evet yerel yönetimler seçimi, yerel yönetimlerde olacak olan seçim Cumhuriyetçi Türk Partisi için çok önemliydi. Lefkoşa'nın durumunu görüyorsunuz. Yani 8,5 yıllık öncesine hiç gitmiyorum. Bulutoğlu dönemlerinde yaşanan o rezaletler, yani çöpler ve her şey Lefkoşa. Allah da bir de o rezaletleri hiçbirimize yaşatmasın. Hiçbirimize yaşatmasın. Çok büyük bir travma yaşandı ve hale daha maalesef bu travmaların aslında sonucunu görüyoruz. Çünkü görüyoruz ki 8,5 senenin ardından hala daha işçiler ödendi mi ödenmedi mi? Hala daha çöpler toplandı mı toplanmadı mı? Hala daha su baskını olacak mı olmayacak mı diye düşünüyorsak o zaman yani bu 8,5 seneyi de ciddi bir şekilde sorgulamak durumundayız. Evet bir enkaz vardı orada ama 8,5 senede bu enkazın gerçekten de tamamen toparlanması ve yeniden hani böyle çok sevdiğim bir laf vardır. Sizi öldürmeyen dert aslında çok güçlendirir der. Yani birçok ülkeye bakın. Bugün Nazi Almanya'sı 2. Dünya Savaşı'nda ne yaptı? Nazi Partisi'ni kapattı ve çok büyük bir gelişim gösterdi. Yani travmalar evet olur ama o travmadan sonra bir yeniden doğuş olmak zorundadır. Şu anda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin aslında ihtiyacı olan en önemli konu da bu yeniden doğuştur. Yani Lefkoşa'da yeniden doğmak. Onu isterseniz yeniden doğuş demeyin. Hayır. Sanki şey gibi gelir. Hayır değil. O anlamda değil. Kimin, yani. Benim insanların ruhen. Tabii ki manevi anlamda yeniden doğma söylüyoruz. Yani 2000 yıllık, 4000 yıllık bir kültürü olan Lefkoşa'nın daha kültür kokan, tarih kokan, sokaklarında, kaldırımlarda yürüyebileceğiniz, çarşısında, pazarında alışveriş edebileceğiniz daha huzurlu bir kent olmasını bekliyoruz. Onun için Lefkoşa'da ve aslında birçok yerde en iyi adaylarını çıkarmaya çalıştı Cumhuriyetçi Türk Partisi. Çünkü Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin bu yerel seçimlerde ciddi bir iddiası var. Bir yıldır meclisteyim. İnanın ki öyle bir durumdayız ki yani kürsüye çıkıp kendimizi yaksak kimsenin umuru olmayacak. Yani böyle bir iktidarla karşı karşıyayız. Bir yıldır meclisteyim. Çok büyük bir umutla geldim. Çünkü neden?
Tabipler Birliği başkanlığı yaptım. Ciddi yasa eksikliklerini sağlıkta çok net biliyordum. Bakanlığa gittim. 15 yılda birçok şeye ulaşmaya, yapmaya çalıştık ama yetmedi hiçbir şekilde. Özellikle yasal düzenlemeler konusunda ki sağlığın yasal altyapı anlamında çok ciddi sıkıntılar var. Yetmedi zamanımız. Meclise gittim. Ha biz yasaları yapacağız. En azından bu ülkenin artık bu çağ dışı kalmış olan yasalarını daha çağdaş, daha ülkenin nüfusuna göre, altyapısına göre ve ihtiyaçlarına göre şekilleneceğiz diye düşünerek gittiğimiz mecliste gördünüz kaç başbakan değişti, kaç bakan değişti, sürekli kurultaylar yaşadık. Hiçbir şekilde ben yaptım, oldu, işte benim üç parmağım var, senin iki parmağın var, komitelerden tutun da genel kurulda da hep aynı şeyleri yaşadık. Yani Güven Bey, bu böyle gitmez. Bu değişim de evet yerelden başlayacak. Çünkü yani eğer ki halk şu anda içine düşülen durumdan, yani bu ekonomik pahalılık, bu artık açlık sınırında birçok insan. Ve yani dalga geçer gibi Sayın Başbakan çıkıp bize diyor ki et ucuzlayacak, aynı gün içinde et pahalı oluyor. Hayvancılar Birliği tam aksine demeçler veriyor. Yani sadece et değil, birçok temel gıda maddesi konusunda hükümetin alabileceği birçok önlem varken aylardır hiçbir önlem alınmıyor ve halk şu anda bu durumda yani. Geçen gün Tufan Başkan'ın güzel bir açıklaması vardı. Sayın Ersan Saner döneminde Ayşe abla, Fatma teyze diye bir artık şehir efsanesi gibi döndürülen bir şey vardı. Diyor oradan öğreneceğiz diyor ekonomini veya maliyetin evet. Ne kadar olduğunu. Yani bu çok aslında komik bir açıklamaydı o zamanın. Başbakanı tabii ki. Şimdi de mesela bir açıklama yaparken bakan veya başbakan açıklama yaptığında vatandaş sokakta bunu, rafta bunu görmek istiyor. Açıklamanın evet. Gereğini. Evet. Bunu göremediği zaman da insanlar isyan ediyor. Evet. Ben neden 300 küsür TL et yiyeyim? Yani ben derken biz vatandaş anlamında söylüyorum. Eğer ben bir bakanın, başbakanın, meclis başkanının, cumhurbaşkanının yetkili kimse ve belediye başkanı alanlarında açıklama yaptığında ben istiyorum ki o laf yerini bulsun, onlara güveneyim. Yani insanlar da siyasete ve siyasetçiye saygı, güvensizlik bu anlamda ortadan kalkıyor. Bunları toparlamak gerekiyor. Et dediğiniz gibi açıklama yapılıyor. Ette ucuzlama var. İnsanlar zannediyor ki yani 70-80-100 lira. Yani 1 lira bile eğer indirim yapmışsa evet. O indirim değildir aslında. Evet. Bunun düzgün bir şekilde vatandaşın tedarik edebileceği, tüketebileceği anlamda bir indirimi yapılması gerekiyor. Bunları dile getiriyoruz. Ve ben her zaman söylüyorum, gene söyleyeceğim. Bunu yapan da maalesef 3 partili hükümetin olduğu, birisi Türk Mukavemet Teşkilatı'nın siyasi misyonu, vizyonunu götüren Ulusal Birlik Partisi, diğeri Rahmet Edektaş'ın misyonunu, vizyonunu götüren parti, diğeri de Türkiye ve Türkiye'lilerin olduğu parti. Yani bu 3 siyasi parti bir araya geldi, vatanını, milletini çok sevdiklerini iddia ettiklerinden dolayı insanları kendi devletinden sorgulattırıyor. Ne diyor vatandaş? Olmaz olsun böyle devlet diyor. Devletin bir suçu yok. Hükümeti eleştireceksiniz. Bunu yapan kim? Bu 3 siyasi parti. Yani öyle bir enkaz bırakıyorlar ki aslında. Öyle bir sıkıntı yaşatıyorlar ki vatandaşın beyninde. Bunların tahribatı, yarattığı tahribatı bir de toparlamak da süre alacaktır. Dolayısıyla insanlar devletinden, milletinden artık kaçar noktaya geldi. Başka memleketlere gidiyor. Rum tarafına gidiyor. Hollanda'ya gidiyor. İngiltere'ye gidiyor. Sizler de biliyorsunuz. Niye? Babalar artık diyor ki evladımı gönderin bir daha gelmesin. Göçe zorladığımız bir noktada nasıl bu devlet, millet, vatan sevgisi? Nerede kaldı bunlar? Eğer vatandaşına sen ciddi anlamda bir bıraktın normal kırmızı eti, tavuk etini bile yedirmekte sıkıntı yaşıyorsan bugün tavuk olmuş %10 lira. Yani ufacık bir tavuk. Nasıl tüketsin insanlar? Asgari ücretli dert yanıyor. Diğer tarafta belediyelerin çoğunda hizmetlerin olmadığını hep beraber görüyoruz. Hala talanın, hala istihdamın olduğu bir noktada, hala pervasızca yapılan bu harcamaların ortaya çıktığı bir noktada bu vatandaş daha ne kadar dayanacak? Bu ekranlarda defalar bağırdım, çağırdım, ricalar ettim, yalvardım, kızdım kendime göre. Arkadaşlar nasıl yönetmek istiyorsanız, müstahaktır siz o zaman. Bu şekilde yönetmek istiyorsun, gene getirdiniz, üçünü başıma koydunuz. Kişisel anlamda hiçbiriyle sıkıntımız yok. Hepsi başımızın tacı. Bu memleketin insanı aldı kenara koyduk. Siyasetini eleştiriyoruz. Babamın oğlu olsa bile ben eleştireceğim, mecburum. Çünkü sizin geleceğiniz, benim geleceğimiz, torun, torba, çoluğumuzu, çocuğumuzun geleceğini bunlara verdik. Çok konuştum bugün efendim. Estağfurullah. Yani doğru, güzel konuşuyorsunuz ve doğruları söylüyorsunuz. Aslında birçok insan, hepimiz çok böyle
büyük bir koro şeklinde bu doğruları söylüyoruz. Muhalefetiyle, basınıyla ve de aslında en bundan mağdur olan halkla, insanlarla. Ama ben yaptım, oldu bitti. İşte bunu görmeyen, bunu anlamayan, yani işte böyle seçim arifesinde eti ben 10 TL ucuzlatacağım gibi popülist, hiç anlamlı olmayan şeyler. Aylarca bağırdık, ekonomistler söyledi. Dövizin şu anda baktığınız zaman yükselişi kaç paradır? %100 civarındadır. Dünyadaki enflasyon kaçtır? %15, 20, hadi 30 olsun. Bize yansıması gereken, enflasyonun olması gereken %130 civarıdır. Ama bir bakıyorsunuz işte fiyatlara, hele de temel gıda maddelerine ben artık dayanamıyorum ve bu kadar pahalılığa gerçekten dayanamıyorum. Ciddi şekilde alınabilecek önlemler vardır stopajdan, navlundan. En önemlisi denetim, en önemlisi denetim. Raf denetimlerini yapmak zorundadır bu hükümet. Olmaz bu şekilde. Yani çünkü hiç göz ardı edemeyeceğimiz bir durumla karşı karşıyayız. Burası çok ucuz olduğu için güneyden buraya çok büyük bir akış vardır. Yine Türkiye'den de buraya çok büyük bir akış vardır. Çünkü yani evet, bu biz bu iki arada, yani bir güneyin bir de kuzeyin aslında hani oralardan şekilleniyor bizim ticaretimiz, bizim ekonomimiz. Şimdi talep varsa o zaman fiyatlar düşmez. Çünkü günün sonunda işte restorantıdır, marketidir, bilmem nedir, adamdan geliyor ve insanlar alıyor. Yani insanlar artık böyle, hani benim mesela bir gün genç bir kadın şöyle bir sitemde bulundu ve ya dedi, doktor hanım ben artık çıldırıyorum ya dedi, ben gidiyorum dedi Lemar'a. İşte dedi, yanımda da dedi bir tane güneyden gelen birisi var dedi, şeyle gidiyor, troliyle böyle böyle atıyor diyor şeye. Yangından mal kaçırıyor sanki. Aynen, ganimet kültürü. Aynen, ama ben diyor bir bakıyorum ona, ona bakıyorum kaç paradır, buna bakıyorum kaç paradır, hesaplıyorum, ediyorum ve insanlar bunu da yaşıyor ve evet kahroluyor. Yani benim neden yan komşum bu şekilde yaşarken gelip benden bu şekilde alışveriş ederken ben bunu yapamıyorum. Yani hükümet edenlerin, işte kendini devlet sananların, ki devlet değil onlar, hükümettirler sadece ve aslında yolcudurlar, hancı da değiller. Yani bunu çok net bilmek zorundayız. Bunları çok net bir şekilde ele almaları lazım. Bu raf denetimlerini yapmaları lazım. Ciddi boyutta bir ekonomik kriz masası oluşturmak zorundadırlar. Bilim insanlarının, ekonomistlerin fikirleri doğrultusunda yapmaları gereken navlundu, stopajdı, başka şeylerdi. İthal mi edelim, ihraç mı edelim, bunları daha bu konunun uzmanlarıyla tartışıp adım adım önlemler alıp bunu da insanlara anlatarak bunu yapmak zorundadırlar. Yani bugün bu şekilde bu pahalılıkla gerçekten insanların morali çok ama çok bozuktur. Gençler, yurt dışında olanlar gelmek istemiyor. Benim kızım da İngiltere'de, sürekli her gün sorguluyor. Niye gelsin? Evet. Benim oğlum seni üniversite çek, niye burada kalayım, gitmeyeyim, evet, diyor. Evet, buradaki gençler de sürekli valizleri kapının ardında bekliyorlar ve biz anne babalar olarak